Merhabalar. Bu videoda Excel'de bulunduğumuz hücrenin gördüğünüz gibi seçtiğimizde tüm satırını ve tüm sütununu işaretleyen bizim hangi satırda hangi hücrede bulunduğumuzu hemen bir görsel şekilde bize sunan özelliği nasıl yapabileceğimizi gösteriyor olacağım. Burada aslında arkadaşlar makroya bir giriş yapıyor olacağız. İlk kez makro ile ilgili bir eğitim videosu paylaşıyor olacağım sizlere. Aslında oldukça basit, sadece 3-4 satırlık bir kodla yazabileceğimiz bu güzel görsel eminim ki işinize yarayacaktır zaman zaman. Excel renk çubuklarını kullanır arkadaşlar. Her renkin arka planda kod olarak bir numarası vardır. Şurada gördüğünüz numaralar, ben tabi bu 256'ya kadar hatta daha fazlaya kadar da gidebiliyor. Ben bile o kadar çok kullanmıyorum, bilmiyorum açıkçası. Ama bu renkler yanlarında gördüğünüz, bir erkek olarak açıkçası kendim bazı renklerin tam olarak ne olduğunu da bilmemekle birlikte benim için mavi, yeşil temel renkler var haliyle. Belki hata yapmış olabilirim bazı renklerle ilgili. Şimdi şöyle başlayayım hemen arkadaşlar. Öncelikle burada olduğu için zaten şöyle ben makroyu developer, eğer bu yok ise eğer sizin menü çubuğunuzda bunu file, şurada options'tan bakın şurada advance'e geldiğinizde, pardon, customize ribbon'a geldiğinizde bakın developer kısmı var. Bu muhtemelen sizde kapalı olabilir. Makroyu etkin olarak kullanmak için bunu lütfen tıklayın ve bu makro menüsünün açılmasını sağlayın. Buraya geldiğiniz zaman bakın burada Visual Basic Macros şeklinde seçenekler var. Bunlardan herhangi birine basın. Visual Basic'e basıyorum. Bakın zaten bulunduğum şeyin kodunu görebiliyorsunuz. Doğrudan makro açıyor. Ctrl Alt Tab'la pardon sayfalar arasında geçiş yapabiliyorum. Şimdi bu içerisinde gördüğünüz kodları zaten ben size göstermek için yazmıştım. Yeniden yeni bir sayfaya yazabiliriz. Burada dikkat edeceğiniz şey makro yazarken bakın arkadaşlar burada bir nerede kullanılması gerektiği ile ilgili bir giriş yapıyoruz. Yani zaten baktığınız zaman worksheet yani bulunduğun sayfada selection change yani değişiklik yaptığında her değişiklik yaptığında çalışsın gibi bir şey bu. Bir buton eklemedik, bir text box eklemedik. Bu yüzden sadece bizim değişiklik yaptığımızda yani şurada gördüğünüz gibi her bir yeni tıklamada çalışan bir makro sıralaması bu. Ne yapıyor burada? Cells Interior Color Index diyor. Yani bulunduğu hücrenin color'ını, rengini bakın burada gördüğünüz gibi none yapıyor. Yani ilk başta şurada gördüğünüz gibi F sütunu ve 6. satırı griye boyadı. F6'yı da yeşile boyadı. Ben bir yere tıkladığım anda ilk önce deminki F6'daki renkleri tamamen kaldırıyor. Yani burada bir eğer biçimlendirmeniz varsa bu yazdığınız bu 4 kod bütün biçimlendirmenizi silecektir. Buna mutlaka dikkat etmeniz lazım. Ardından da tüm satırın, tüm sütunun ve bulunan hücrenin rengini değiştiriyor oluyoruz. Şöyle yapalım. Örneğin bu kod sadece bu sayfa için geçerli. Çünkü burada worksheet selection change dedik. Sadece bu sayfaya bakın burada gördüğünüz gibi sheet 1'de geçerli bu. Burada kaç tane Excel'iniz açıksa bakın bütün Excel'ler buraya sıralanır. Benim masa üstümde şu an başka bir Excel daha açık. Buradan onu görebiliyorsunuz. Ben hemen şöyle yeni bir sayfa açayım. Bakın burada şu anda bu çalışmıyor. Şimdi buna nasıl kod ekleyeceğiz? Buraya mesela Alt F11 tuşlarına bastığınız zaman aynı anda Alt F11. Yine bu makro sayfası açılıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Sheet 3 diye bir sayfa açıldı. Burada da bakın Sheet 4'e takılmayın lütfen. Şurasının içindeki Sheet 3 sayfasındayız biz şu anda. Bunu tıkladığımda bakın boş bir sayfa açılmış oldu. Buradaki makrolar bulunduğunuz hücrelerde değişik değişik. Şimdi Sheet 3'te geldim. General Declarations değil. Bu General Declarations dediğimiz tüm Excel'lerde çalışır. Buraya Worksheet Selection Change dediğimizde zaten otomatik kendi geldi. Bunları kendi yazmış oluyor. Şimdi şöyle başlayalım. Öncelikle yazacağımız şey Active Cell. Çünkü biz bir hücre seçiyor olacağız. Active Cell nokta Entire Column. Zaten bakın yazdıkça açılıyor. Yani Entire Column tüm sütun nokta Interior ile pardon. Interior kendi geliyor. Nokta color index. Color index. Şimdi bir harf rakam yazacağız buraya. Özür dilerim. Bu rakam bizim şeylerimiz. Şuraya tekrar göstereyim. Renklerimiz. Hangi renk olsun istiyorsak. Mesela ben burada gri
Gri 15'i seçmiştim. Griyi görüyorsunuz. Örneğin biz 3 yazalım. Bakın 3 yazdığımızda ne olacak? Aynısını tekrar yazıyorum. Active cell nokta entire row bu sefer de. Yani entire row nokta interior nokta color index. Buna da 3 yazalım. Değiştirebiliriz. Sonra değiştirerek gösteririz. Şimdi bu bulunduğumuz, tıkladığımız hücrenin tüm sütununu ve tüm satırını kırmızıya boyayacak bu şu anda. İsterseniz hemen deneyelim. Bakın sayfa 2'de yazdık bunu unutmayın. Çünkü burada bakın hala birinci sayfada yazdığım geçerli. Sheet 3'e geçiyorum. Bakın şu anda hala bitmediği için işimiz gördüğünüz gibi tıkladığım bütün yerleri sütun ve satırını boyuyor. Tabii içini henüz daha boyamıyor. İçinde pardon boyuyor çünkü tüm sütunu boyattık. Şimdi bir şeyler eksik demek oluyor bu. Ne eksik arkadaşlar? Her tıkladığımızda tüm hücrenin rengini sildirmedik henüz. O yüzden bunu en üste yazacağım. Cells nokta interior nokta color index index eşittir xl. Burada hiçbir şey yazmayacağımız için arkadaşlar, yani bir rakam yazmayacağımız için şöyle bir şey yazacağız. Color index none. Yani burada bir renk olmasın. Bakın şimdi şu haldeyken tıkladığım anda sadece her seferinde siliyor. Şimdi ben ne istiyorum mesela? Tıkladığım hücrenin de ayrı bir renkte olmasını istiyorum. Yani şu anda H3'ün ya içinin başka bir renk olmasını istiyorsam bu sefer de şöyle yapıyorum. Sadece aktif cell nokta cells yani hücre bu sefer interior nokta color index interior nokta color index istediğim renk alt olsun. Altın hangi renk olduğunu bilmiyorum şu anda. Deneyeceğiz. Evet sarıymış. Gördüğünüz gibi değiştiriyorum. Şimdi gideyim renklerini değiştireyim. İsterseniz şunu bunları alt yapalım. Bunu da 8 yapayım. 8 hangi renkti bilmiyorum. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi aslında çok basit. Sadece 4 satır. Ben bu satırları yani bu kodları YouTube videosunun altındaki açıklamalar kısmına yapıştırır olacağım. Siz yazmadan doğrudan kopyalı yapıştır yaparak yapabilirsiniz. Şöyle yapın arkadaşlar. Örneğin kopyaladıktan sonra yeni bir sayfaya yapmak istiyorsanız sayfanız burada açık. Bakın sayfada sağ tıklayarak burada view code kodlu görüntüle dediğiniz zaman bir şey açılacak. Doğrudan buraya yapıştırın. Pardon az önce eksik kopyaladım ben biraz. Geri alacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Sayfa 4'teki şu tümünü kopyalayın lütfen. Çünkü ben böyle vereceğim size. Buradan gelip nasıl yapmıştık? Tekrar göstereyim. View code dediğiniz zaman bu sayfa ile ilgili kodları bakın şöyle yapıştırdığınız anda şu anda artık renklerini de değiştirelim. 5, 5, 3 yapın. Farklı renkler de uygulayabiliriz. Bunu da 12 yapalım. Bakın nasıl bir renk olacak. Tabii çok görsel olmadı rastgele yaptığımız için. Bu tamamen sizin keyfinize bağlı. Buradaki satır sütun renklerini ne istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Umarım eğlenceli ve işinize yarayacak bir görsel olmuştur, bir eğitim olmuştur. Faydalanmanız dileğiyle şimdilik iyi çalışmalar dilerim.